Leitilmişler. Çok güzel bir şey buldum he. Paranın dışında bir şey bulduysan hiç boşuna söyleme kalkılmış. Söyleyeceğin her şey aleyhine dayak olarak kullanılabilir. Yok be, para bulmadım ama para kazanmanın yollarını buldum. Yattığın yerden para kazanacaksın. Gel lan, şimdi seni yattığım yerden videoyu görürsün. Yok ulan, bir dinle, bir dinle. Bak şimdi mutfakta aklıma geldi benim. Bu tavukçuluk işinde sen bir numara olabilirsin he. Tavukçuluk işi mi? Ulan bir dinle be. Bak diyorum ki, nasıl olsa sen evden dışarı çıkmıyorsun. Kahveye de gitmiyorsun, ona buna borcum var diye. Şimdi onu karıştırma. He, bak şimdi. Şimdi bu yumurtaları diyorum ki be, şöyle senin kanadının altına dili bir koyarız. Ondan sonra da sen onu iyice böyle bir sarmalar sarar, ısıtırsın. Ondan sonra da ne olur? Civcivler çıkmaya başlar. Ana! Daha sonra da o civcivle tavuk olur. Evet, tavuklardan da civcivler. Koskocaman bir tavuk çiftliğimiz olur be. Lan takılmış aklını lan, bir yaşa lan. Kafam ben ya. Sana bir sarılayım da. Bu kafa lan kafa. Kafa lan bu lan kafa. Ne yapıyor lan? Lan sen benden maytap mı geçiyorsun lan? Lan Alpa Seyriyesi kadar beynini lan buradan. Lan sen bir yiğit adamdan tavuk mu çıkarmaya çalışıyorsun lan? Lan ne yiğidi be? Boş gezene boş yiğidi. Bırak, bırak, bırak. Allah beni anıversin seni. He? Allah beni. İş, iş, iş. Çalış, çalış, çalış. İşiymiş. Tek yumurta yapıyorsun. Hop dingala, dingala. Paraları bidüm tellala. Tellal gözün kurusun. Seni verdiğin ellere. Seni Ay, Tanser Bey. Çok özür dilerim ben. Yani tellal... Şey yani... Telefon sana kakılmış. Bana telefon mu var? Şey, kimden acaba? Alo? Sen misin? Ne var? Elleşme benimle. Ne işiymiş be? Sen kim iş ki bu lan? Tamam, gelince konuşuruz. İşim var, elleşme. Tamam. Kusura bakmayın, Tanser Bey. Benim adam diyor. Arama diyor iş yerinden de. Bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Ortası boş ya. Neyse, önemli değil. İsteyen herkes arayabilir. Teşekkür ederim Tanser. Bayılıyorum ben bu adama be. Buyu buyu mu? Nefretim var be. Gel la kakılmış, gel. Hadi ya be, vallahi çok yorgunum. Sakın bana ilişeyim deme. Ben gelmeden önce ağaçlara uçağa tekme atıp nefsini koruyasaydın. Doğmayacaksın la. Henüz sana boğun iş buldum dediydim ya. Hatırlıyorum. Ama hiç ciddiye almadığım için unutmuşum. Daha doğrusu iş kurdum. Hep böyle evde oturup yattığım yerden para kazanabileceğim bir iş arıyordum ya kalkılmış. Biliyorum. Ama popoyla göbek büyütene para vermiyorlar. Verseler çoktan zengin olmuştum. La dur bir dine la. Miskin miskin esneyip kaşınma sektörü olsa kral olmuştun, kral. Burnunu karıştırana da para vermiyorlar. Kok gürültüsü gibi esneyene de, koruldayana da para vermiyorlar, maaş vermiyorlar. Sen evde ne iş yapacaksın da para kazanacaksın, beni anlamadım. Anlarsın, öcük bir sabret bakalım. Sen şimdi yoldan geldin. Hava da soğuk, sıkışmışsındı. Ne? Yani çişin gelmişti diyorsun. Hadi gel bir çişin yap bakayım. Hadi. Ne diyorsun sen be? Hadi kalkın. Vallahi ben bir şey anlamadım bu işte. Böyle bir başla bakalım işe. Belki daha sonra beni öperek de karşılarsın. Hadi dedim, bir çişin yap hadi. Allah Allah, nereden çıktı lan bu çiş? Anam bu ne be? Bu ne?
Bu evin tuvaletini bundan sonra ben çalıştıracağım. Lan sen manyadın mı be? Bak, müessesemizde müşteriyle tartışılmaz. Gel bakalım içeri. Ay Allah kahretsin, tövbe. Beni bak, beni kan dumaya kalkma. Büyüğünle küçüğün farkını buradan bile ayırt edebilirsin ona göre ha. Sonra orayı temiz bırakacak. Aslında bir açılış kokteyli yapmak istiyordum ama dur bakayım işle bir otursun. Şuraya da bir yazı yazacağım. Teklif etme veresiye, dost kalalım öresiye. Çıktı mı? Gel. 250 bin lira rica edeyim. Ulan sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Bak peçete de veriyorum. Fiyatları ucuz çektik ki maksat ayağın alışsın. Ulan sen Allah akıl fikir versin. Kendi evime, tuvaletine kendi paramla mı gireceğim ben? Ben şimdi bir tane çakacım burada. Şurada kocam iş kurmuş deyip destek olacağını car 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 atıyor. Ben o parayı... Yarabbim ulan ben gecede iki defa girsem 500 bin lira eder. 500 bin lira için mi? Yok 500 bin lira değil. Şimdi bu tuvalet holdingin sadece bir parçası. Dur bakayım. Şu anahtarını ben bir kitleyip belki içim biçim geçerim. Ne? Ulan niye kitliyorsun lan? Ulan sen yok kan ne yapacağım ben? Nasıl gireceğim ben içeri lan? Allah'ım cezanı yarabbim. Ey Allah'ın cezanı versin senin. Demek bir günde holding kurdun öyle mi? Yok canım holding sayılmayız. Biz çok mütevazi bir şey. Hop hop hop. Oturma. Ne? Oturma. Ne oluyor be? Çık bakayım şuna. Kilonu bir öğren. Ne? Çık hadi kilonu öğren şu. Ne diyeceğim kilomu? Ben kilomu biliyorum ben. Lan çık şuna diyorum. Patlatacağım bir tane bak. Lan. Hizmet sektörünün ayağına kadar götürüyoruz. Bir de Nazlı diye çık kilonu öğren işte. 97. Bu ne lan? Çeksene lan üstünden. Heh. Öğrendim. Ne alacak şimdi? 500 kağıt rica edeyim. Ne? 500. Lan sen kafayı mı delirtirdin lan sen? Ben başka git kendine bir enayi bul be. Ya vereyim bak boğuna kadar... Ben çalışmadan istiyorum, para veriyorum. Şimdi alnımızın teriyle kazanıyoruz. Bebekten asılı. Vela 500 geldi. Allah Allah. Dur lan. Ah. Dur lan yine koydum 500'ü. Bazı para mara verme. Al zehir zıkkı olsun inşallah sana. Bereket versin. Bereketi kadar başına taş düşer inşallah. Ya al da kurtulayım artık düş yakamda. Ya, yok. Holdingimiz müşterinin yakasından düşmeye hiç niyeti yok. Biz çok ciddi hizmet sektöründe bayağı iyi bir firmayız. He, hizmet kadar taşlar düşer başına. Get istemem artık. İstemiyorum ben hizmet müşter. Ne var sırada be? Daha neler lan neler. Thank you.
sıkıştım değil mi? Hacetini göreceydin. Yürü bakayım hizmete. Ne hizmeti be? Yeter artık. Hizmet hizmet istemiyorum be. Ben gider Rukiye'lerin evinde bedavaya girerim be. Gel gece yarısı el alemin tuvaletine mi gidiyorum? Zam yaparım bak. Yürü. Ay. Bir an önce işe gideyim de kurtulayım şu öküz holdingden. İliğimi kemiğimi kuruttu. Ne lan? Bu ne be? Elbiselerim nerede? Ana! Bomboş! Nerede lan? Gel! Vatandaş gel! Ne vatandaşı lan? 2 milyon vatandaş gel! Ne? Gel! Vatandaş gel! Gel! Vatandaş gel! Ne yapıyorsun lan sen burada manyak? Ne olsam 2 milyon vatandaş gel! Gel! Bunların hepsi benim elbisemdi be! Mağazada 10 milyon bizde 2 milyon kakılmış lan gel! Lan ne 2 milyonu gel. Benim elbiselerim bana mı satacaksın lan? Gelsin elbiselerim lan! Parası lan benim elbiselerim! Parayla mı vereceksin sen bana elbiseyi? Ben ver bak burası iş yeri. Gaspa girer 16 yıl yürüsün bak. Parayı ver. Ulan şey çok... Dur lan ben vereyim. Bereketi senden, siftası senden, bereket Allah'tan. Ver lan bir elbise ver. Tabii ya, ne istiyorsun? Ulan bir hırka ver bari, hırkayı da alayım bir tane. Adam tencerelerim de burada, tencerelerim. Ver bak, kalkma girer. Ulan tencereler dedim. İşte böyle Tanser Bey. Kusura bakmayın, başınızı ağrıttım ama ben de ne yapacağımı bilemedim. Rica ederim, buluruz bir yol. Anladığım kadarıyla kocanız psikolojik bir travma yaşıyor. Hiç zannetmiyorum. Islak betonun bile psikolojisi vardı, itirmişin yoktu. Gel de siz daha iyi bilirsiniz tabii. Hem paraya ihtiyacı var, hem de çalışmak istemiyor. Öte yandan artık senin paranı almaya da utanıyor. Yüce Rabbim, hamam böceğine bile utanma duygusu vermiştir ama itirmişi asla. Yine de siz daha iyi bilirsiniz tabii. Ama evde kendisine sözde bir çalışma ortamı yaratmış. Buna kendi kendini de inandırmış. Neyse bunlar işin psikolojik boyutları. Biz şimdi onun senin paranı elinden almasını nasıl engelleyebiliriz onu düşünelim. Ben buldum. Sizin elinizde iğneler, ilaçlar var ya. Ona bir güzel şöyle damardan bir tane yaparsınız. Bol bol ilaçlardan acısız bir şekilde öbür tarafa göndeririz. Başka da çaremiz yok ha. Saçmalama kakılmış ya. Şakası bile hoş değil. Dur ben buldum. Seni işten çıkartacağım. Ne? Tanser Bey, ben ne yaparım bu kış kıyamette? Yapma ya. Yok canım, numaradan. Yani bunu sadece ikimiz bileceğiz. Ben kocana telefon edip seni işten çıkarttığımı söyleyeceğim. Böylece sen artık para kazanamayacağın için senin elinden paranı alamayacak. Hani? Bak doktor işte, her şeyin bir çaresini buluyor. Ondan sonra da sen gene başka bir yere gidiyorum diye evden çıkarsın. Gene buraya gelip temizliğini yaparsın. Ha, istersen paranı da bankaya yatırırım. Çok teşekkür ederim Tanser Bey. Allah Rabbi elinizi öpeceğim. Yok vallahi ben bu hizmeti ben nasıl ederim size. Allah razı olsun size. Çok teşekkür ederim. Bırak ulan. Bırak. Da sen niye da bu işten kovulup benim ekmeğimle oynuyorsun? Bu kadar yatırım yaptık. Bu şirket nasıl dönecek lan şimdi? Ulan bana mı sordun işi kurarken ulan? Da sana sordum tabii. Senden kazanacağım parayı. Yani doğru dürüst bir tüketici olsaydık üretime katkıda bulunduk. Bu şirket dönerdi. Lan bit kadar bir üreticiliğin yok be. Ulan sen de git bankadan kredi al. Üretici manda. Gel lan buraya. Ben ne yapıp yapacağım? Bu şirketi yaşatacağım. O kadar yatırım yaptık. Boşuna mı lan? He? Ben bu şirketi yaşatmanın bir yolunu bulurum. Alo. Rukiye Hanım'la mı görüşüyorsun? Hoş geldiniz kız. Hayırdır? Anam sen bugün kabul günü yapıyormuşsun. Kocan aradı bizi. Sen alışverişe gitmişsin. Ona da bizi aramasını söylemişsin. Yok be ben hiç bir şey öyle bir şey demedim ben. Allah Allah. Ana bir şeyler çeviriyor ama. Dur bakalım. Ay Allah. Geçin bakalım. Hoş geldiniz hanımlar. Sefalar getirdiniz. Sefalar getirdiniz. Ulan sen ne işin var evde be? Kadınların içinden. Gelmedin mi kayfe ya da çayıra? Yok kız kalkılmış. Kayfede çayırda ne işin var?
koskoca holding müdürünün işinin başında olması lazım değil mi? Holding ne holding ki komşu? Ha şey, öksürükten teyare holding. Neyse, hizmetlerimize başlayabiliriz. Evvela kilomu öğren hizmeti. Ben ya böyle gel. Ne diyorsun be? Gel gel bak bir kiloma bakalım. Ne diyeceğim be? Gel. Şimdi bak. Ne yapıyorsun be? Ha, tamam. Fatma Hanım, paranızın üstünü veremiyorum. Bozuk yok. Bunun yerine ben size bir tane kibrit ikram edeyim. Hanım da size de müesseseden birer tane kibrit. Hanım bakalım. Takılmış hanım. Buyur. Ben kayyem be. Yine gidiyorum. Ne diyeyim valla? Bu kadar çalışmak yeter. Beygürlerin altında kalırsın inşallah. Allah belanı versin. Ulan bu sorun ustanacağı yok. Ben de umudu kesince size saldırmaya başladım. Bir şey değil, o para emanettir. Ya ben çalışıp ödeyeceğim, siz merak etmeyin. Lokman alacaktı. Tamam, belanı versin. Dur ulan. Ne oldu? Ben bilirim sana yapacağımı. O kız holding mi yaman? Kakılmış mı yaman? Sen görürsün şimdi. Ey Allah'a belanı verecek. Bak şimdi yapın. Şimdi büyük harcet 1 milyon, küçük harcet 500 bin yapmak lazım. Her şey zamlanıyor, bu yerinde mi sayacak? Anne. Ötek geldi. Müşteri veriyorum açım üstü. Evet. Buyur, hoş geldin. Hakkınızda ihbar var. Belediyeden geliyoruz. İş yeri denetlemesine geldik. Burada şirket kurmuşsunuz galiba. Yok canım. Aile içinde bir şey, şirketli sayılma yok canım. Tamam kes. Tuvalet çok pis efendim. Leş iğrenç. Bak ben tam demişliyordum, siz geldiniz. Kaynananız seviyormuş. Bana bak, terbiyesizlik etme. Pardon. Çalışma ruhsatın, vergi karnen. Buyur. Evrakların nerede adam? Bak bu konuda kaynananız sevmiyormuş. Görevli memurla dalga geçme. Yandın sen. Bittin. Hemen 64 milyon lira ceza. Bir de rüşvet teklif etmeye kalkma sakın. O zaman hapsi boylarsın. Ayrıca başka işler bende var. Ne gibi? Ya şirketin mallarına el koydunuz. Bari evi mühürlemen abi ya. Devlet memuruna direnme, atarız içeri. Ya çok üşüyor şu çekatı yeğilmemiş. Ya bırak. Çok üşüyorsan bir 5 milyon ver, al kendine bir ceket. Ya bu benim ceketim abi. Hadi durma, hadi. Devam et. Belediyede anlatırsın derdini bize. Yürü.
Focus Holding battı.